Herkese merhabalar arkadaşlar. Bilgisayar becerileri 14. dersimize hoş geldiniz. Ee, bu dönemin son dersi 14. dersimiz. Ee, Excel'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen yeni bir Excel dosyası açalım. Evet. Evet. En son hatırlarsanız e, formüller sekmesini görmüştük. Bugün e, veri sekmesinden devam edeceğiz. Evet bir kontrol yapayım. Evet bu hafta e, veri sayfasına devam ediyoruz. Burada çeşitli veri kaynaklarından e, tablomuza veri aktarma var. Örneğin akses veri tabanı dosyasından e, tıklarsanız e, nokta mdb veya mde veya accdb veya accde veri tabanlarından içeriye veri aktarmamızı sağlıyor. E, şimdi örneğin, örnek bir akses veri tabanı bulalım. Tabanı örneği yazalım. Bakalım ee, örnek veri tabanı ne var? Örneğin sorguları veya şöyle araştıralım. E, neydi MDB örnek veri tabanı. File type MDB. Bu e, Google'da arama sorgusu. MDB'yi bulamadı. Başka ne varmış? MDE varmış. Ya da İngilizce yazayım. Evet. E, bazı kaynaklar bulduk. Biblio MDB demiş. Mesela indirelim, bakalım içinde ne varmış. Indirdik. Ee, bu veri tabanını şimdi içeri aktaracağım. Bakalım içinden ne çıkacak. Data source, admin, blank password. OK. Hmm. Açamadık. Şifre korunmadı mı acaba? Tabi şifre korumalıysa açamayız. Bakalım bir sample mdb varmış. Evet bir de buna bakalım. Bunu indirmek için arkadaşlar rava tıklıyorum. Eee... Code file dersem. Heh, download var mesela. Sample copy chain mdb demiş. Evet bunu bir açalım bakalım. Evet bakın burada ne var arkadaşlar görüyorsunuz. 3 tane tablo bir tane view var. Mesela hepsini seçiyorum. Şu şekilde aktarıyorum. Bakalım ne çıkacak. Tablo olarak alçıtsın. Veri modeli yükleniyor. Veriler alınıyor. Evet. Gördüğünüz gibi MDB ve veri tabanında şu anda Örnek veri tabanını Excel dosyama aktardı. Bu şekilde verilerinizi aktarabilirsiniz. Bakın e, tablo başlıkları var, tablo verileri var. Marketing, Total Expense, Sales, Margin, Profit. Mesela bunu e, yapay zeka al e, projesi için kullanabiliriz. Nasıl kullanabiliriz? Örneğin e, şuradan bakayım bir mesela profit tahmini için kullanabiliriz diye tahmin ediyorum diğer verilerden. Bayağı da büyük bir veri tabanı içinde binlerce satır kayıt var. Bu şekilde daha başka nasıl aktarabiliyoruz veride? Web'den aktarım var. Örneğin bir tane tablo bulalım. Mesela çarpım tablosu Wikipedia. Evet çarpım tablosu sayfasını açıyorum. Buradaki bu tabloları çekmeye çalışacağım. Onlara bakalım tablolar anlayacak mı? Şu adrese git diyorum. Bu Microsoft'un kendi tasarladığı bir arayüzü ve burada bana simgeye tıklayın diyor ve içeri aktarın diyor. Fakat burada açıkçası hiç buldum bayağı kötü yükledi. Tık tıklayınca neyi seçiyor bu? Tamamını mı seçiyor? Ne yapıyor? Tıklayalım. Bak hamleler içeri aktaracak. İçeri aktar diyelim. Ee, ne demiş? Var olan çalışma sayfasını aktar. Bakalım nasıl bir veri aktaracak. Bakın sol altta ne diyor? Arka plan sorgusu çalıştırılıyor diyor. Aktardı evet. Ee, nasıl algıladıysa o şekilde aktardı. Çok da işe yarar bir aktarım değil. Ayrıca metinden aktarma varmış. Burada da her türlü metin dosyasının içinden bir tablo bulursa onu aktarıyor. Bir de diğer kaynaklar var. Bakın SQL Server'dan aktarabiliyoruz. Örneğin Windows kimlik doğrulaması ile şu anda bilgisayarımda kurulu olan SQL sunucusuna bağlanarak bir aktarım yapacağım. Bunu Object Oriented veri tabanı, Object Oriented dersi için oluşturmuştum bu veri tabanını. Ee, şurada sunucu ismimizi alalım. Evet, server name'imiz bu. İleri diyelim. Şimdi bana ıı, ıı, veri isimlerini listelemesi lazım. Windows kimlik doğrulaması ile, hatta bir ıı, query ile. Evet, veri taban isimleri geldi. Web crawler veri seçiyorum. Burada bir tane tablom var. İleri diyorum. Evet. Son diyelim. Bakalım. Evet. Tablo olarak aktarıyorum. Şu anda alıyor. Aldı. Gördüğünüz gibi bu projede kullandığım veri tabanının tamamını Excel dosyama çekti. 42.000 bin satır. Burada istediğim sıralamaları, değişkenleri, kullanmayı vesaireyi yapabilirim. Eğer bu ilginizi çektiyse arkadaşlar ve nesne tabanlı programlama dersimizi izleyebilirsiniz. Youtube'dan Object Oriented Programming. Orada anlattığım dersin son ders videosuyla alakalı. Devam edelim. Bu şekilde başka veri kaynaklarından da veri çekebiliyorsunuz. Mesela Analysis Service'dan Q, O data veri akışı, XML verisi, Microsoft Query vesaire. Var olan bağlantılar demiş. Bu da sanıyorum şu anda oluşturduğum bağlantılarla ilgili. Onlar üzerinden yapabiliyorum. Yeni sorgu yapabiliyormuş. Mesela dosyadan, veri tabanından. Mesela veri tabanından bir sorgu yapayım. SQL veri tabanından bir sorgu oluşturacağım. Bakalım nasıl. Açıkçası daha önce hiç kullanmadım. Evet, veri tabanını da seçelim. Veri tabanımızın ismi neydi? Web crawler. Ee, gelişmiş seçeneklerde ne var? Evet, dakika cinsinden komut zaman Şimdi ona gerek yok. Hatta 111 yapalım. Evet, şimdi e, veri tabanından sorgu çekeceğim. Neyi se çekeceğim? Select top 100 yıldız. Yani ilk yüz veriyi çekeceğim. Hepsini değil. From TBL main URAS. Bu şekilde. Yazdım. İlişki sütunlarına ekle. Tam yer şey kullanarak gezin. SQL yük de öğretme desteğine etkileştir. Bunlar açıkçası tam ne işe yarıyor bilmiyorum. Tamam diyelim. Bunların ne işe yaradığını Google'dan bakarak görebilirsiniz. Evet mevcut kimlik bilgilerini kullan diyorum. Bağlan diyorum. Şu anda veri tabanına bağlantı kuruyor. Bakın burada sunucu ismi ve e, veri tabanı ismi yazıyor. Neyle ile bağlanıyor? E, Windows Authentication yani Windows kimlik doğrulamayla bağlanıyor. Evet ne dedi? Şu anda kimlik doğrulamamı yapamadı. Keşke bir düzenle deseydik. Şimdi tekrar deniyor. Aslında doğru yazdık. Evet, doğru. Yeniden deneyelim. Bakalım nerede bir hatamız olabilir. Belki şunlarda bir hata vardır. Tamam diyelim. Evet, şifrelenmemiş bir bağlantı olarak. Evet, gördüğünüz gibi ilk 100 verinin ön izlemesini gösterdi, yükle diyorum. Şimdi 100 tane kaydı çekmesi lazım. Bakın 100 satır yüklendi diyor. Gördünüz mü? Ben burada istediğim ee, sütunları da çekebilirdim. Bakın burada ne var? Sorgu düzenleme var sanıyorum. E, bakın sütunları seç var. Sütunları seç dersem, bana buradaki veri tabanındaki sütunları gösteriyor. Mesela sadece URL'yi ve mesela URL'in taranma süresini seç dedim. Bakın bu şekilde sadece o sütunları seçti. Bunu sorguyla da seçebilirdim. Ee, kapattım. Kapat ve yükle dediğim zaman buradaki sonuçlar değişiyor. Devam edelim. Ee, tablodan çekme varmış, ee, son kaynaklar varmış. Herhalde son kullandığım kaynaklar. Tüm yeniyle var, bağlantılar var. Gördüğünüz gibi oluşturduğum son bağlantılar. Ayrıca ne var arkadaşlar? Sırala var. Şimdi benim en çok kullandığım daha doğrusu şu güne kadar tek kullandığım unsur bu da metni sütunlara dönüştür. Bu ne demek? Örneğin şimdi size bir örnek göstereceğim. Burayı kopyaladım ve yapıştırdım. Bunu otomatik olarak sütün sütün yapıştırdı. Güzel. Peki bu uygun bir veri olmasaydı sütun sütün yapıştırmaya. Şimdi öyle bir ne bulalım? Örnek veri bulalım. Ee, bir bakalım okulumuz sayfasında neler olabilir? Örnek bir veri tablosu olabilir mi? Mesela şunların, e, bunlar değil. Daha güzel bir örnek bulmaya çalışayım. Bakalım bunu nasıl yapıştıracak? Bu da iyi bir örnek olmadı açıkçası. Örneğin tablosu yazalım. Bir şey tablosu yazınca belki çıkabilir. Mesela koronavirüs tablosu demiş. Bakalım nasıl bir tablo koymuşlar. Ha mesela şunu yapabiliriz. Evet. Şimdi. Bunu yapıştırdım. Bakın bu nasıl oluştu? Tek sütun olarak oluştu. Görüyor musunuz? Halbuki ben bunu tabloya dönüştürebilirim. Nasıl dönüştüreceğim? Bakın şuradan bu sütunu seçiyorum. Metni sütunlara dönüştür diyorum. Diyor ki bakın sınırlandırılmış ve sabit genişlikli var. Sınırlandırılmışı seçiyorum. Diyor ki tabloya nasıl dönüştürelim? Bakın burada istediğiniz karakteri girerek dönüştürebilirsiniz veya buradaki boşluk virgül noktalı virgül ve sekme ile bu dönüştürebilirsiniz. Ben burada diğeri seçip iki nokta üst üste yazıyorum. Bakın şurada aşağıda ön izlemesinde bu verinin nasıl sütunlara değişeceğini dönüştüreceğini gösteriyor. İleri diyorum. Son diyorum. Bakın gördünüz mü? Böldü. Bunu işte her türlü unsur için kullanabilirsiniz. Daha sonra burada ne var? Sırala var. Seçimi genişletlersem arkadaşlar bu sütuna göre tüm satırları sıralıyor. Yani şu sütlusu ve diğer sütunları da sıralıyor. Bakın seçimi genişlet dedim. Gördünüz mü? Bu şekilde yaptı. Ee, veya böyle dersem bu şekilde yaptı. Ee, şu anda burada geçerli seçim, seçimi seçim yap derseniz o şekilde yapıyor. Yani buradan da sıralama yapabiliyorsunuz. Filtreli yapabilirim. Filtreleme tıkladığımda bakın filtrelerde sayı filtreleri var. Mesela büyüktür. Örneğin 5. 5000'den büyüktür diyelim. Bakın sadece ee, birinci filtre kaldı. 921 filtresini temizleyelim. Arasındasını seçebilirsiniz. Vesaire. Burada filtreleme yapabiliyorsunuz. Gelişmişe tıklarsanız e, yine gene filtreleri uygulayabiliyorsunuz. E, hızlı doldurma var arkadaşlar. Şimdi hızlı doldurmaya örnek yapalım. Eee Hızlı doldurmada ne kullanıyordu? Desen kullanıyordu. Bunu daha önce görmüştük. Mesela 4 12 bir desen oluşturalım. Nedir bu? İşte 3 katı. 36 Şöyle seçelim. Hızlı doldur diyelim. Olmadı. O zaman şunu seçip hızlı doldur diyelim. Evet. Bunu ee, nedense desenimiz oluşturamadı. Burada ne var? Hızlı çözümleme varmış. Bu değil. Aa, pardon deseni yanlış mı yazdık acaba? 4, 12, 36. Bir tane daha 4 ile çarpalım. Mesela 138. Tekrar deneyelim. Peki daha basit bir desen seçecek. Mesela 1, 2, 3, 4. Şöyle seçelim. Evet, hızlı doldurmayı demek ki aynı sütün içinde yapabiliyoruz. O zaman şöyle yapalım. Seçimizin yanındaki verilere bak. Ee. Peki şöyle mi yapacağız acaba? Değerler otomat olarak doldurun. Çıktı olarak hissenin birkaç örnek yerin ve etkin hücreyi doldurulmasını isteyin. Allah Allah. Neden olmuyor acaba? Hızlı doldurma örneğe bakalım o zaman. Evet. Bir hızlı doldur örneğine bakalım. Ne demiş? Hmm. Mesela örneğin isim listesi yapıp isim listesinden sağ tarafa doldurmuşlar. Şimdi anladım. Evet. Yani benim yaptığımdan biraz daha farklıymış bu. Anladım. Nedir? Ee, desen seçin demiş. Mesela desen e, ne olabilir? 1 çarpı 2, 2 çarpı 4, 3 çarpı 6. Mesela buraya da 1, 2 yazarsam ee, hızlı doldurdu. Gördünüz mü? Deseni algıladı ve 3 yaptı. Bu şekilde. E, Yenilemeleri kaldır demiş. Yenilemeleri kaldıra bakalım. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Bir deneyelim bakalım. Sütun A'a. Gördüğünüz gibi yinelenen değerleri kaldırıp benzersiz değerler kalıyor. Veri doğrulama ne olabilir? Bir hücreye girilebilecek veri türlerini sınırlamak üzere kural listesini seçin. Yapın. Örneğin 1, 2 ve 3 gibi bir değer listesi sağlayabilirler. Veya yalnızca bilinen. Evet. Hmm. O zaman şimdi bunu nasıl yapacağız? Ee, Filtrere sırala. Tıklayalım. İzin verilen değer. Evet. Şimdi izin verilen değerleri değiştirebiliyormuşuz. Örneğin diyelim ki e, ondalık tüm sayı girebilsinler ve arasında girebilsinler. En az 45 en fazla 90. Boşluğu yok sayacağız. Girdi iletisi. Hücre seçtikten sonra aşağıda girdi iletisini göster. Örneğin e, kısıtlı veri 45 ile 90 arasında rakam e, tam sayı giriniz. Hata uyarısı neymiş? Uyarı, e, hatalı veri girişi. Lütfen 45 ile 90 e, arasında tam sayı giriniz. Evet, bu şekilde bir veri doğrulama ekledim. Bakın burada şu anda o hücreye tıkladığımda bana ne veriyor? Ne yapmam gerektiğini veriyor. Mesela F harfini gireyim. Gördüğünüz gibi lütfen 45 ile 90 arasında tam sayı giriniz devam edilsin mi Evet dediğim zaman devam edebiliyorum Peki 46 gireyim Çalıştı 43 gireyim Gördüğünüz gibi hata veriyor ee, Veri doğrulama bu işe yarıyor Birleştir aynı aralıklarda yer alan verileri tek bir çıkış aralığına birleştirerek özetleyin Örneğin bölgesel şubelerinizin her birine ait giderleri içeren bir çalışma sayfanız varsa bu rakamları tek bir kurumsal giderler çalışma sayfasında toplamak için birleştirmeyi kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgiye tıklayalım ve e, öğrenelim. Evet, birden çok çalışma sayfasındaki verileri birleştirme, e, örneğin evet, bir saniye. Evet. E, veri birleştirmenin yolları bakalım nasıl e, yapılıyormuş örnek yapmış mı? Hmm. Bu şekilde bir formül yazabiliyor musunuz? Örneğin sam satışlar B4 f 5 pazarlama B9 demiş bir bu bildiğimiz toplama yapmış aslında. Ne demekmiş? Her ayrı çalışma kitabı için bir tane olmak üzere başka çalışma kitaplarına yapılan hücre başvuruları ile bir formül girin. Örneğin satışlar B4 hücresinde, f 5 hücresinde ve pazarlama B9 hücresinde adlı çalışma sayfalarından ha bunlar e, neymiş e, sayfaların isimleri birleştirebiliyormuşuz. E, o zaman şöyle yapalım. A yapalım. Hatta birkaç tane kendimiz oluşturalım. İsmi B olsun. Ee, örneğin C30. Yani C4 e, hücresi. İsmi C olsun. E, D3 hücresi 45. Ve bunları burada birleştirelim. Evet işlev toplam. E, nerelere başvuracağız? B'deki 32'ye C'deki 45'e. Tamam diyorum. Bakın bunu nasıl yazdı arkadaşlar görüyor musunuz? C. Yalnız bir hatalı seçtik galiba. Şimdi şöyle C'deki pardon B çalışma sayfasındaki bakın onu ünlem işaretiyle ayırıyor. C4 hücresi ve C çalışma sayfasındaki D3 hücresi. O zaman bunu ctrl ile herhalde tutarak mı seçeceğim? Nasıl seçeceğim ya? Hmm, kopyalayarak seçelim durun. Şimdi şu Bir tanesi bunu bir yere Kaydedelim. Bu şekilde. Ee, aynı zamanda C'de de şurası. Bunu da şu şekilde kaydedelim. Peki c'yi neden böyle göstermiş olabilir? Bilemiyorum. Ee, ve bunları sayfa 18'de şuraya yazacağız. Tamam. Ee, tamam diyelim. Başvuru geçersiz dedi. Acaba tek tek mi ekleyeceğiz? O zaman şöyle yapalım. Tek tek ekleyelim. Şimdi birleştir diyelim. Ee, burayı buraya ekle diyorum. Sonra buraya geldim. Ekle diyorum. Evet buraya tamam diyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde birleştirme yapabiliyoruz. ilişkilere tıklarsak bunlar da şu andaki tüm çalışma kitabımızdaki ilişkiler. Nereden bunların gelmiş? Bunlar muhtemelen şu eklediğimiz Excel veri tabanından veri modellerini üretirsek veri çözümleme etkilentileri gerekiyormuş. Evet bu şekilde bir veri çözümleme yapabiliyoruz. Bakın bu içe aktardığımız örnek veri tabanı. Burada işte veri türü var, biçim var. Diyagram görünümüne tıklarsak ne çıkıyor acaba? Bu şekilde veri tabanının ilişkilerini gösteriyor. Örneğin şu product ID ile buradaki tabloyu ilişkilendirmişler. Buradaki araya kodla buradaki ilişkilendirilmiş. Buradaki product ID ile de product ID ilişkilendirilmiş. Diagram gör görünümü kapatıp veri görünümüne yeniden geçebiliyoruz. Ee... Burası bakın pivot yazıyor. Gördüğünüz gibi ee, veri tabanının içi aktardığımız o ee, en güzel veri tabanının ee, üzerinde değişiklikler yapmamızı yarayan ee, arayüz diyebiliriz. Kapatalım. Durum çözümlemesi varmış. Senaryo yöneticisi hedef ara ve veri tabloları kullanarak faymanızdaki formüller için çeşitli değerler deneyin. Bakalım senaryo yöneticisinde ne çıkıyor ekle diyelim. Ee, açıkçası bir bilgim yok. Bunun nasıl kullanıldığına bakmamız lazım. Birleştir demiş, sayfa 8. Kaynak sayfada 0 senaryo var. Ayrıca tahmin sayfası varmış. Görsel bir tahmin çalışması oluşmak için geçmiş verileri kullan varmış. Bununla da ilgili açıkçası bir bilgim yok. Bunu da internetten bakmak lazım Aslında Excel arkadaşlar başlı başına e, bir profesyonel iş sahası diyebilirim yani Excel o kadar çok işe yarayabilir ki bu tamamen e, sizin elinizde eg bir programcının yapabileceği pek çok işi e, Programlama bilmeden yapabilirsiniz veya çok az bir programlama mantığı bilerek yapabilirsiniz. E, fakat tabii ki hedefinizin ne olduğunu bilmek gerekiyor ve e, bu hedefi nasıl çözebileceğiniz e, konusunda fikir yürüterek bir e, yöntem geliştirmek gerekiyor. E, şu anda açıkçası benim elimde de böyle bir fikir veya bir çözüm yap çözüm yapmam gereken bir sorun yok. Bakın burada tahmin sayfası için gördüğünüz gibi 3, 4, 5, 6, 7'yi seçtim. Ve bana tahmin bitişi var. Bakın tahmin bitişini arttırdığım zaman diğer değerler için nasıl bir tahmin oluşturacağını gösteriyor. Evet gördüğünüz gibi bir istatistiksel tahmin oluşturdu. Üst güvenlik sınırı, alt güvenlik sınırı zaman çizelgesi ve değerlerde bunlar. Bunlar da ilerleyen zamandaki tahminler. Yani belli mesela örneğin bir veri setiniz var ve o veri setine göre e, size otomatik tahmin oluşturabiliyor istatistiksel olarak. Şimdi elimizde bunlara örnek yapabileceğimiz unsurlar olmadığı için tabi tahmin yapamıyoruz ama. Eee... Yani öyle bir şeyimiz olsaydı bir verimiz uygun bir verimiz olsaydı bir tahmin tablosu oluşturabilirdik. Örneğin total expenses ile ilgili bir tahmin tablosu belki oluşturabiliriz burada. Şunu seçip tahmin sayfasına tıklayayım. Evet total expenses tahmin total expenses alt görünek üst görünek sınırı tahmin bitişini örneğin biraz artıralım ve nasıl bir şey oluşturacak görelim. Evet. Evet tahminleri bu şekilde yaptı. Total expenses tahminlerini. Bundan sonraki tahminlerinde böyle gideceğini tahmin ediyor. Lineer artan bir şey tabi lineer tahmin ediyor. Lineer olmayan bir verimiz olsaydı onu da o şekilde tahmin edebilirdi diye düşünüyorum. Anlamlı bir verimiz olsaydı. Ee, bu neymiş? Örneğin alt toplam demiş. Alt toplamları toplamına ekleyerek ilişki veri satırlarını bir şekilde hesaplayın örneğin. Şimdi şu sayfamızda bir alt toplam oluşturalım. Nasıl oluşturacağız? En alta gelelim. Hatta direkt tıklayalım. Ama burada yapamıyoruz. Şuraya alt toplam dersek bu işlemi seçili aralığa uygulanamadı. Peki şöyle seçip hmm Evet alt toplam gene yapamıyorum. Neden acaba? Bu ses de oldukça rahatsız edici açıkçası. Grubu çöz, gruplandır. Gruplandır'a tıklarsak nasıl bir şey oluşturdu? Şu şekilde evet. Satırları hesaplayın demiş alt toplam için. Mesela şu satıra hesaplayabilir miyiz acaba? Hesaplayamıyoruz. Basit bir deneme yapalım. Aralıkta tek bir hücre seçim ve tekrar tıklayın demiş. Evet alt toplama internetten bir bakmamız lazım. Evet bakalım alt toplam neymiş? Örnek demiş. Evet. Aşağıdaki tabloya yanan örnekleri verin. kopyalayın ve yeni bir Excel sayfası çalışmasının A1'i yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Evet. Bir bakalım. Ee, bakın veri neymiş? 120, 10, 150 ve parçaymış. Hemen kopyada yapıştır yapıyorum. Bu şekilde kopyada yapıştırdım. Daha sonra bakın bize formül yazmamızı istemiş. Şimdi örneğin geldim. Şuraya bir formül yazacağım. Bu formülü buraya yapıştırıyorum. Bakın alt toplam bir formül. Nereyi topluyor? Ee, i̇şlev sayısı 9. A2, A5'i topluyor. Bakalım Hı. ne çıkacak? 160 çıktı. Peki bu işlem sayısı 9 ne demek oluyor? İlk bağımsız değişken olarak 9 kullanılarak A2, A5 hücrelerin alt toplamını toplamı İlk bahar, evet. Peki bizde A2 A5'i niye böyle seçti? A2 A5. Evet. İlk bağımsız değişken bir kullanarak A2 A5 hücreden alt toplam. Bir de buna bakalım bu neymiş? Bizde aynı sonucu vermedi nedense. Ha, i̇şlev buymuş arkadaşlar. Şimdi biz buraya ne yazdık? 9. Yani şu işlem. Topla. Peki topladık mı? 160. Doğru. Ee, diğerinde ne yazdık? Ee, 1. 1 neymiş? Ortalamasını alıyor. Ortalaması da 80. Doğru. Yani şu tablodan alt toplamın işlevlerinin ne olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde bir alt toplam yapabiliyoruz. Evet. Bunu da çözmüş olduk. E, faydalanacağınız bir unsur olursa Microsoft'un kendi sitesinde gördüğünüz gibi işlevler var mesela buradan diğer işlevlere tıklıyorum bakın 2 saat arasındaki farkı hesaplama işlevi örneğin hemen burada bir örnek tablo vermiş demiş ki bu tabloyu yapıştırın demiş e, bakalım bir başlangıç saati bitiş saati yapıştıralım bunu örneğin şuraya Bakın bunu tarih olarak gördü. Bunu da tarih olarak gördü. Ee, daha sonra formülümüz örneğin neymiş? 2 saat arasındaki toplam saat sayısı demiş. Eşittir B2 eksi A2 demiş. Bunu hemen düzeltelim. Bu ney? Ee, B1 eksi A1 Ne hatası verdi burada acaba? Burada hata vardı Şöyle yaparsak eğer. Bir de böyle mi Evet. Ee, bu sefer geçersiz at hatası. Int. Demek ki bunun İngilizcesi int işlevi. How ve second işlemlerini kullanır demiş. Başka bir işlem olacak. Bakın burada ne varmış? Ek işlemlere tıklayalım. Tarih saate gelelim. Burada hangisi olabilir? Gün say olabilir. Bakın iki tarih arasında gün sayısını döndürülmüş. Ee, saat var. Verilen tarih için ise hafta numarası sayısını döndürür. Ay, dakika, gün, haftanın günü. Hafta say varmış arkadaşlar bakın. İş günü usul. Hafta say. Gün say deyip 24 ile çarparsak sanıyorum aradaki farkı bulabileceğiz. Şöyle e, başlangıç tarihini seçelim. Buraya da bitiş tarihini seçelim. Tamam diyelim. Şimdi e, şu inti de siliyorum. Evet. Ne yaptı? Gün say. Günü kaldıralım şöyle. Ve şöyle yapalım. Evet. Bu B1 ile B2 arasında gün farkı yok dedi. Gerçekten de yok. O yüzden bize saat say gibi bir şey lazım. Ha, i̇ki tane parantez almış. Ve çıkarma işlemi yapmış. Yani şöyle yapmış. Eksi yapmış. Ve ha tabi burada şey almayacağız. Gün sayı yapmayacağız. Burada ne hesaplamış bu? Int. Int dediği hangi formül olabilir? Tam sayı olabilir. Tam sayı olarak yani gönderecek. Evet tam sayı şu. Hah. Ee, tam sayı. B1 eksi A1 çarpı 24. Fakat hala ee, düzgün gözükmüyor. İsteğe uyarlanmış demiş. Bunu tarih yapalım. Şunu da uzun tarih yapalım. Sadece B1 eksi A1 yapsak ne çıkıyor? Bir de onu deneyelim. Şunu da deneyelim onunla eşittir b1 eksi a1. Bakın burada bize bir değer verdi. Bunu 24 ile çarparsak ne yapar arkadaşlar? 02. 2, ee, 5'e böleceğiz. Yaklaşık 4 saat yapar. Evet aslında doğru değeri veriyor. Yani şu. Demek ki bu tam sayı değil de ne olacak acaba? Tam sayı mı olacak acaba? Veya Tam üç gün. Tam sayı yapınca ne, ne, veriyor bu? Bir sayı sıfırdan araksayarak en yakın tam sayı uyarlar. Tam doğru formül. Ha, bunu şöyle genel yapacağız. Evet gördüğünüz gibi 4. Ya yani bu şekilde bütün formülleri e, buradan bularak öğrenebilirsiniz nasıl çalışacağını ve probleminizi çözmek için uyarlayabilirsiniz. O kadar çok gördüğünüz gibi çok fazla sayıda işlem var, başvuru var, mantıksal var. Yani en güzel gerçekten bir derya deniz tek başına meslek olabilecek bir yazılım. şu anda biz tabi size hepsini göstermemiz mümkün değil fakat mantığını size anlatıyoruz. Burası veri sayfasının mantığı. Daha sonra arkadaşlar ne var? Gözden geçir. Daha önceki Microsoft Microsoft programlarıyla aynı yazı denetimi eş anlamlılar akıllı arama var Örneğin e, akıllı arama neydi yani Mesela şunu seçip akıllı aramaya tıklayalım Bakın wikipedia'dan e, parça ile ilgili bize Aramalar yapıyor e, yeni açıklama ekleyebiliyorsunuz bu şekilde bakın açıklamanın nereye hangi eklendiğini Gösteriyor Tıkladığı zaman açıklamayı gösterecek mesela şuna tıklayalım bir açıklama ekleyelim Şurada sağ tıkladım ve açıklamayı düzenlemeye tıkladım. Deneme diye bir açıklama ekledim. Şimdi bakın burada açıklama olduğunu neyle gösteriyor? Kırmızı ok. Bakın üzerine geldiğinizde gösteriyor. Önceki sonraki açıklamaya buradan gidebiliyorsunuz. Ee, tüm açıklamaları göster dersem gösteriyor. Mürekkep göster dersem. Mürekkep yaptım yaptığım açıklamaları sanıyorum gösterecek. Açıklama düzenledim. Mürekkep açıklamayı nasıl yapıyoruz acaba? Sayfayı koru yaparsanız bu sayfa korunmalı hale gelir. Ee, ve bir parola koyarsanız e, o parolaya girmeden sayfada değişiklik yapılamaz. Çalışma kitabını koru derseniz bütün çalışma kitabı korulur. Korunur ve e, gene şifre girilmeden düzenlenemez. E, çalışma kitabını paylaş diye bir şey var arkadaşlar. E, aynı anda diğer kişilerin üzerinde çalışabilmesini çalışma kitabını paylaşın Bilgi tablo içeren çalışma kitapları paylaşılamaz. Aa, tablo olursa paylaşılamıyormuş. O yüzden şu anda paylaşılamıyor. Ee, çalışma kitabını paylaşım ve değişiklik izlemeyi parolayla koruyun. Kullanıcının aralıkları düzenlemesine izin ver. Bu daha çok gördüğünüz gibi birden çok kişiyle çalışma ile ilgili ve görünüm var. Sayfa sonu ön izleme derseniz bu sayfanın print edildiğinde nasıl gözükeceğini gösteriyor. Sayfa düzeni dersek e, sayfanın gene print edildiğinde nasıl gözükeceğini gösteriyor. Görüyorsunuz üst bilgi, alt bilgi, e, ikinci sayfa üst bilgi, alt bilgi burada daha sonraki sayfaya geçiyor. Bu daha çok hep print edildiğinde nasıl gözükeceği. Burada jet cetvel, gösterir, kılavuz çizgileri, formül çıkıyor, yakınlaştır. Bunlar hep bildiğimiz şeyler. Yeni yeni pencerede ise aynen diğer Microsoft yazılımlarında olduğu gibi e, aynı çalışma. E, Dosyasını başka bir pencerede açıyor, böylece aynı anda iki pencereyle çalışabiliyorsunuz. Bir pencerede yaptığınız tabii ki diğerinde de hemen senkronize gözüküyor. Mesela şuraya e, gelelim, ikisinden aynı yere gelelim. Şuraya örneğin böyle bir şey yazdım. Bakın senkronize gözüküyor. Pencereyi kapatıyorum. E, biliyorsunuz e, Microsoft, PowerPoint, Excel e, vesaire aynı dosyayı aynı anda iki defa açmanıza izin vermiyor. Örneğin bunu kaydedeyim. Örnek kitap. Şimdi bu örnek kitaba yeniden tıklarsam arkadaşlar açmama izin vermeyecek. Bunu belki daha önce gözlemlemişsinizdir. Şu anda kaydediyor. Bakın 25 megabayt. Neden? Çünkü içinde bayağı büyük veri tabanı tabloları çektik. Bakın şimdi ne hatası verecek bize. Gördüğünüz gibi açılmadı. Aynısı. Yani birden çok açamazsınız aynı dosyayı. Hep aynı dosyayı açıyor. Yani tek bir defa açmanıza izin veriyor. Ee, evet. Pencere açabilirsiniz. Pencere arası geçiş yapabilirsiniz. Pencereyi buradan açıyoruz. Daha sonra pencereler arası geçiş yapabiliyoruz. Gizle var? Gizlediğimiz zaman pencereyi gizledi. Ee, göster dersek de aynı pencereyi gösterdi. Bakın burada pencere numaraları var. Birinci pencere, ikinci pencere. Gördüğünüz gibi pencereyi kapattım ve e, numara kalktı. Yan yana görüntülen vesaire bunlar hep pencere ile ilgili ve makrolar. Şimdi arkadaşlar Excel'de makro tam bir e, ne diyelim programlama dili. E, çok çeşitli makrolar yazabilirsiniz. İşte sütunları değiştirir, satınları değiştirir, veri oluşturur vesaire. E, örnek bir makro bulup yazalım. En güzel örnek makro. Bu arada eğer size makro içeren bir e, Excel gelirse. Excel dosyası asla onu indirip açmayın. %100 güvendiğiniz kişiden geldiğini bilmiyorsanız. Çünkü virüs yaymanın da bir bilgisayarı hacklemenin, trojanlamanın en kolay yolu makro içeren Excel dosyaları. Şimdi neymiş? Seçtiğiniz hücreden itibaren istediğiniz kadar sayıda sağa doğru boş sütun ekler ve diğer sütunları öteler demiş. Daha güzel bir makro bulalım. Excel makro örneklerine Bakalım ne varmış. Makro çalıştırdığında kursor yani imleç C9 hücresinde makro C sütundaki bütün içeri rengini kırmızı yapacak. Bakalım bu nasıl makroymuş. Evet bunu kopyalayalım ve bir tane açalım. Şimdi buraya makroya geliyorum. Bakın bir de burada içeriği etkinleştirmemi istiyor. Çünkü dış bağlantılar ekledim. Şimdi makro makro yeri tüm açık çalışma kitapları bu çalışma kitabı örnek kitap XL sadece burada olsun makro adı vermemizi istiyor deneme oluştur diyorum ee, bu makro yazmanın formatı ee, şunları silelim demiş ki makro makro bir bakın bu yorum satırı yeşille gösteriyor aktif sales kolum AA entire kolum select sonra ne yapacak A sütununu tamamen seçecek. Sağ burada with selection font fontları seçip color'ı böyle yapacakmış. Bir bakalım kaydedelim. Aşağıdaki özellikten makro içermeye çalışma kitaplarına kaydedilemez. Bu dosyayı bu özelliklere kaydetmek için hayır tıklayın ve ardından dosya türü listesinde makro özelliği etkinleştirilmiş bir dosya türü seçin. Makro içermeye çalışma kitabına kaydetmeye devam etmek için evet tıklayın. Oldu mu? Muhtemelen olmadı. Veya bunu makro içeren hale mi dönüştürdü acaba? Şimdi bunu oynat diyelim. Ve görelim nasıl bir etki yaptı. Evet. Gördüğünüz gibi kaos bütününü seçti. Çünkü herhalde orada tıklıydı İmlecimiz Mesela şurayı şu hücreyi seçeyim makrolara geleyim çalıştır diyeyim. Evet seçili hücreymiş. Yani A dediği dedi aslında. A sütunu değil fakat seçili sütunun yani aktif cells demiş zaten gerçi. Evet. Ee, aktif hücrenin ait olduğu sütunun tamamını seçip enter column select demiş. Bakın bu zaten İngilizce. Demiş ki yani aktif sel yani aktif olan hücrenin sütununu baştan sona seç. Ee, demek ki formatı bu şekilde. Ve seçtiği sütünün sütunun fontunda bakın with selection font color değerini böyle yaptım. demek ki bu Excel'de kırmızı renge geliyor ve tin shade'inde böyle mesela tin shade'ini 2 yapalım. Bakalım nasıl farklı oluşturacak. Kaydet dedim. Her seferinde bunu mu soruyor? Demek ki bir makro içeren e, Excel dosyası kaydetmek gerekiyor. Mesela tıklayalım. Çalıştır diyelim. Aa, demek ki yazdığım şey e, hatalıymış. Tin şeyde 2 olmuyormuş adım adım da yürütebiliyorsunuz. Makro işte böyle yazılıyor. Makroyu tabi öğrenmeniz epey zaman alabilir makro yazmayı. Gerçekten aslında benim de pek bir bilgim yok. Makro kaydet dersek de yaptığımız adımları sanıyorum kaydedecek. Bir deneyelim. Şu Kaydediyor mu acaba? Evet kaydediyor. Mesela şimdi ne yapayım? Örneğin burayı kırmızı yaptım. Burayı da sarı yaptım. Makroyu bir durduralım bakalım ne olacak. Kaydı durdur. Ee, makroları görüntüle. evet. Bu da makro 1. Kaydettiğim makro ne yapmış? Ee, range i7 select with selection font tin 0 and with Evet yani i7 ve i10 sütunlarını seçip rengini değiştirmeyi kaydetti. Şimdi ben buradan bunu istediğim gibi yapabilirim. Mesela diyebilirim ki A2'yi seç. Burada da A5'i seç. Örneğin. Kaydedelim. Evet dedim. Ee, kaydediyor şu anda. Kapattım. Makroyu şimdi yürüt dediğimde A1, A2 ve A5'i yapacak. Değiştirecek. Çalıştır dedim. Bakın yaptı gördünüz mü? A2'yi böyle yaptı. A5'i de böyle yaptı. Evet. Power Pivot varmış. Power Pivot seçmesi bakalım neymiş. Veri modeli. Power Pivot öncesine gidin. ve yüklemek veya hazırlamak istediğiniz bu çalışma kitabına zaten eklemiş verilerimiz. Evet. Bu neymiş arkadaşlar? Az önce gördüğümüz sayfa bu çalışma kitabına zaten ekli olan veriler üzerinde işlem yapmamızı sağlıyor. Bakın burada ölçüler var. Mesela yeni ölçü demiş. Currency vesaire. Formül. Ee, KPI demiş veri modeline ekle demiş. Yine buraya açtı. Buradan bir ekleme yapabiliyoruz. Bunun simgesi de bu şekilde sanıyorum veri işlemeyi gösteriyor. Evet. Coffee Chain Query tablo. Algıla demiş. İlişkileri algıla seçilen pivot table'da kullanılan tablo arasında ilişkileri. Zaten bunu daha önce görmüştük aslında. Ayarlar demiş. Burada da çeşitli ayarlar var. Ve şu anda tablo seçili olduğu için tasarım var. Ee, evet. Excel ile ilgili göstereceğimiz bu kadar. Ee, 14. ders son dersimiz arkadaşlar. Kaydedip kapatalım. Ee, Bir e, neyi açalım? Ee, proje detaylarımızı açalım. Çünkü finalde sınav olmayacak fakat e, proje olacak. Altyazıda da henüz 11 kaç tanesinin henüz alınmadı. Onu da göstereyim. İsteyenler altyazı projesini alabilir. Evet şu anda 11 varmış. 12, 13, 14 duruyor arkadaşlar. Ee, ve finallerle ilgili... ne yazmıştık bir açalım. Evet. Final sınavı yerine proje yapılacaktır. Final projesi olarak herkes 3 farklı proje dosyası oluşturacaktır. Bunlar Microsoft Word dokümanı, PowerPoint sunusu ve Excel dokümanı olacaktır. Proje dosyaları konusu herhangi istediğiniz birer farklı veya aynı konular olabilir. Burada konunun ne olduğuna çok bakmayacağım. Herhangi bir şey olabilir. Proje dosyalarınızda istediğimiz ise Microsoft Word, PowerPoint ve Excel'in sahip olduğu olabildiğince çok farklı özellikler uygulamanız. Yani derste gösterdiğimiz özellikleri uygulayın ve nasıl uyguladığınızı anlatın. Yani amacımız bunları öğrenip öğrenmediğinizi ölçmek. Örneğin PowerPoint sunumunuzda animasyon yapmak, geçiş efektleri eklemek, sunu teması değiştirmek ve benzeri. Örneğin Microsoft Word projenizde sıralı liste oluşturmak, aynen bir de bir tezde olduğu gibi ve bunu uygulamanız. Örneğin Excel projenizde verilerden grafik oluşturmak, toplama işlemi yapmak, satır tutunlar, bölme ve birleştirme ile karışık oluşturmak ve benzeri. Yani bunlarla sınırlı değil. Derste de ne diysek de hepsi ve daha fazla nasıl? Ne kadar çok gösterirseniz o kadar yüksek puan alacaksınız. Kaç tane özellik gösterdiğinizi sayacağım. inceleyeceğim. Ee, özellik uygularken özelliğin bilinir veya bilinmez olduğu önemli olmayacak. Örneğin bir yazı nasıl komple büyük harf yapılır, nasıl kalın yapılır, nasıl altı çizilir, nasıl italik yapılır, veya yazı fontu nasıl değiştirir gibi temel, temel özellikleri daha uygulamanızı bekliyoruz. çünkü kimine göre bir özellik bilinir öbürüne göre bilinmez olabilir. uyguladığınız her bir özelliği bir rapora yazarak tek tek listeleyip anlatacaksınız. Bu önemli yani ben sizin dosyanızı açıp aa bu, bu özelliği uygulamış bunu uygulamış diye bakmayacağım. Siz bunu rapor yazarak anlatacaksınız arkadaşlar. Raporunuzda tek tek göstereceksiniz nasıl anlattığınızı ve göstereceğinizi nasıl yaptığınızı göstermek için ekran görüntüleri alabilirsiniz. Ekran görüntülerini bir ayrı dosyaya yapıştırabilirsiniz veya bir video da çekebilirsiniz. Video çekerek de anlatabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa ama rapor oluşturmak daha kolay olacaktır. Sonuç raporunuzda uygulanan özellikleri nasıl anlattığınız ve sonuç raporunuzu nasıl oluşturduğunuzda alacağınız puanı etkileyecek. Word, PowerPoint ve Excel için uyguladığınız her bir özelliği hiçbirini atlamadan tek tek göstererek sonuç raporunuzu atla, anlatmanızı bekliyoruz. E, proje dosyanız bittikten sonra ve projeleri anlatan raporunuz oluşturduktan sonra tüm dosyalarınızı zip veya rar yaparak Google Drive'a yükleyerek bana e-posta göndereceksiniz. Google Drive'a yüklediğiniz dosyanın paylaşma durumunu yani erişilebilirlik durumunu linke sahip olan herkes görüntüleyebilir veya indirebilir yapmayı unutmayın. Bu önemli çünkü bazı arkadaşlar yüklüyor link atıyor ama linke erişemiyorum. Sorularınız için lütfen Discord kanalını kullanın. Böylece herkes görebilir. E-posta da atabilirsiniz ama Discord daha iyi. Final projesindeki amacımız sizin bu araçlarda uzman hale gelmeniz ve karmaşık özellikleri biri kullanabilir olması. Mesela örneğin bakın burada Microsoft'un sitesinde neyi gördük? Excel unsurlarını gördük. Burada bizim derste gö göstermediğimiz birkaç unsuru da uygulayabilirsiniz. Bu güzel olur. Bu sizin anladığınızın bir ispatı olur örneğin. Microsoft Word, PowerPoint ve Excel hariç derste işlediğimiz, işlemlerimiz konularda uygulayarak kapınızı eklemeniz size ek puan getirecektir. Örneğin PaintNet programında bazı resim işlemleri yapmamız ve bunları anlatmamız. Yaptığınız işlemler anlatan raporunuzun yazım kalitesi oldukça önemli. Düzgün bir Türkçe ile imla kurallarına uygun rahat okunabilir ve açıklayıcı ve düzenli olmalı. Bu raporunuz için arkadaşlar. Yani Word, Excel, PowerPoint sununuz, dosyanız vesaire çok güzel olmak zorunda değil. Burada amacımız yazdığınız şeyin içeriği değil. Yani bu araçları Microsoft Word dosyalarını veya diğer gösterdiğim şeyleri nasıl kullanabiliyorsunuz anladınız mı? Veya yeni bir problemle karşılaştığınızda mesela bizim derste göstermediğimiz bir özellik. Bu problemi çözebiliyor musunuz? Bu problemi çözmek için e, gerekli araştırmayı yapabiliyor musunuz? Zaten e, yazılım mühendisliğinde her şey ezberlenilmez. Ben de çoğu şeyi ezbere bilmem. Fakat bir problemle karşılaştığımda o problemi nasıl çözebileceğimi yolunu bilirim yöntemini bilirim Önemli olan bu arkadaşlar Proje son tarihi finallerin son günü fakat Daha erken de gönderebilirsiniz ama tüm sonuçları beraber gireceğim Dileyen arkadaşlar projeyi bütlerde de teslim edebilir bu durumda finallerde sıfır giriyorum Altyazı projelerimize destek veren arkadaşlara tabii ki derse daha iyi katılım yaptıklarını varsayacağım ayrıca YouTube'a yorum yapmayı unutmayın. Yaptığınız yorumun görüntüsünü çekin ve bunu da yeni bir Word dosyası oluşturun. Oraya işte birinci derse yaptığım yorum deyin, yorumun görüntüsünü ekleyin. İkinci derse yaptığım yorum deyin, yorumun görüntüsünü ekleyin. Üçüncü derse yaptığım yorum deyin, yorumun görüntüsünü ekleyin. Böylece ben sizin tüm derslerimizde yaptığımız yorumlarınızı rahatça, hızlıca görüp değerlendirebilirim. Eğer yorumunuz gözükmüyorsa Yorumları e, gizli pencereden girip yorumları tarihe göre sıralarsanız yeniden eskiye doğru orada muhtemelen görebilirsiniz. E, hala gözükmüyorsa yeniden yorum yapabilirsiniz ve ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yorumlarınız yorumlarınızı da değerlendirip derse ne kadar katılım sağladığınızı, videolarımızı ne kadar izlediğinizi göreceğiz. E, kanalımıza abone olursanız iyi olur. Yani bu kanalda gene böyle e, faydalı Yazılım mühendisiyle bilgisayarla bilgisayarla, internetle, teknolojiyle ilgili videolar, dersler yüklemeyi düşünüyorum. İnşallah daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.